Söz sizde. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözlerime Kenan Kaplan Başkan'ın açılış konuşmasında bahsettiği Çerkez kültürünün yaşatılması ve bağımsız egemen Çerkezya'nın kurulmasıyla başlayacağım. Zaten değerli konuşmacılarımız başta Ardan Zentürk, Fahri Paşamız, Erenal Paşamız ve biraz önce konuşan Yaşar Sarı hocamız bununla ilgili güzel yol haritaları çizdiler. Ben örnek olaydan gidip vereceğim. Kıbrıs olayından gideceğim. Benim babamın işte hem annesi hem babası Kıbrıslı. Yani baba tarafım Kıbrıslı. Anne tarafım anneannemin babası da Kıbrıslı. Eski işte Beyrut valisi, Diyarbakır valisi falan. Anneannemin annesi Çerkez. Yani 3/4 Kıbrıs, 1/4 Çerkeziz. Dolayısıyla bu şeyden ben de bir yol haritası zaten çıkartıldı. Ben Kıbrıs üzerinden Kıbrıs sorununun Türk kamuoyuna ve KKTC'nin kurulmasına giden yol üzerinden bir örnek olay olaraktan Çerkezya'yı Allah kısmet ederse kurulması ve Çerkez sorunu ve Çerkez soykırımının Türk kamuoyunda daha iyi yer alıp uluslararası platformlara taşınmasına biraz örnek vermek istiyorum. Ve burada da Selçuk Başkan Yardımcımız güzel biraz da şey yaptı, serzenişte bulundu, işte devlet bize destek olmadı falanca filan da tamam. Bakın ben size biraz da Kıbrıs olayını anlatacağım. Orada da öyleydi ama bu sivil toplum kuruluşları bunu Türkiye'nin milli meselesi yaptı. Bugün ilkokulda bile gitseniz Kıbrıs sorun deseniz çocuklar biliyor. Ama maalesef çok daha eski bir sorun olmasına rağmen çok daha köklü bir Çerkez toplumu olmasına rağmen Türkiye'de Çerkez sorununu öyle bilmiyorlar. Niye? Çünkü kamuoyuna anlatılamadı, kamuoyuna mal edilemedi. İşte biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çerkezler gerçekten çok iyi bir köklü bir kültürü var. Dün bir televizyonda canlı yayındaydım. Ondan önce işte biz de sürekli gidiyoruz. Orada yemek yiyoruz. İlk defa Çerkez tavuğu gördüm. En de sevdiğim yemeklerden. Baya baya da fevkalade şeydir. Oyunları, folklörü, kültürü muazzam bir kültür. Çerkez kültürü gerçekten. Erkekleri yakışıklı, bayanları hem hamarat hem güzel. Mücadeleci bir toplum. Siz de söylediniz 101 senedir kök söktürmüş Ruslara. Biliyorum 96'dan beri de mücadeleyi biliyorum, o Gorazni'deki 100 kilometre gelip de baskın verip de Rus'a geri giden şeyleri. Böyle bir toplum 1864'te işte sürüldükten sonra Osmanlı Sultanı aldı Osmanlı topraklarına Çerkez kardeşlerimizi, Bolu, Hendek, Adapazarı, Sakarya oralara yerleştirdi. O zamanki Osmanlı toprağı olan, siz de demin de atıfta bulundunuz, bugünkü Ürdün ve Suriye'lere yerleştirildi. Biliyorum bazı Ürdün prenslerinin anneleri falan da Çerkez. Türkiye'ye geliyorlar. İşte bazı hatta folklor gösterileri falan da yaptılar. Yakından takip ediyoruz. Daha önemlisi Türkiye'de kendi yakın çevremizde silahlı kuvvetlerde, emniyette, istihbaratta, akademiyada ve üst düzey bürokraside çok sayıda Çerkez var. Yani çok çalışkan insanlar, çok zeki insanlar, çok güzel insanlar gerçekten. Ama örgütlenme biraz zayıf herhalde. Ben şimdi bunu size bir örnek olaraktan vereyim, biz nasıl yaptık Kıbrıslılar ve bunu da aynen Çerkezlere de tatbik etmekte yarar var. 1946 yılında İstanbul'da tahsilde bulunan küçük bir grup, bir tanesi de babamın amcasının oğlu, sonradan Sağlık Bakanı oldu Doktor Burhan Nalbantoğlu. Küçük bir grup Kıbrıslı, ki hepsi İngiliz pasaportlu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı falan da değil. İngiliz sömürgesi maalesef orası. İngiliz pasaportlu Kıbrıs Türk Kültür Derneği'ni kuruyorlar İstanbul'da. Ondan sonra devletten destek istiyorlar. Hiç İnönü hükümetini falan umurunda değil. Ondan sonra bakıyorlar ki olacak gibi değil. İstanbul'da olmuyor bu. 1948'de derneği Ankara'ya götürüyorlar. Genel merkezin İstanbul şube kalıyor. Şimdi işte İzmir'de var, Mersin'de var, Antalya'da var şubeleri. Ankara'ya götürerek hükümet üzerinde baskılar yapıyorlar.
Hükümet devriliyor, Demokrat Parti geliyor, işte Türkiye NATO'ya giriyor, şu oluyor, bu bir sürü şeyler oluyor. Ve Yunanistan Kıbrıs'ı kendine bağlamak istiyor, Kıbrıs Rumları ayaklandırıyor. Kıbrıslı Türkler gene geliyorlar, bu sefer rahmetli Menderes'e Türk hükümetinin tavrı, demin Selçuk Bey'in hep şikayet ettiği gibi, bu bizim Türkiye'yi ilgilendirmez, bu İngiltere'nin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Yani Türkiye'nin resmi tavrı bu. Ama 1955'te işte EOK'yı kuruyorlar. Hem İngilizleri hem Türkleri kesmeye başlıyor, Rumlar vesaire. Gene Türk hükümeti şey yapmıyor. Kim yapıyor? Kıbrıs Kültür Derneği, Kıbrıs Türktür mitingleri yapıyor. Ya Taksim ya Ölüm mitingleri yapıyor. Rahmetli Erol Simavi Hürriyet Gazetesi başlıyor yazmaya. Daha sonra 6-7 Eylül olayları, işte Atatürk'ün evine bomba, Selanik'te bomba konulması vesaire. Daha sonra bu EOK kurulduktan sonra ancak Türkiye İngiltere'nin de kışkırtmasıyla, İngiltere kendi menfaatleri için. Yani İngiltere'de de orada kalmak istiyor. Dolayısıyla Yunanlar onları da kovmak istiyor. Bizi kısmetse Türkiye'nin iç meselesi haline gelmiştir. Ve 1958'de TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı kurulmuştur NATO bünyesinde. Yani Selçuk Başkanım, öyle kolay değil yani, şey yapıyor, Türk hükümeti öyle herhangi birine ilgileneceğini de bilmez, günlük sorunlarla ilgilenir. İlgilendirtmek lazım. Orada da işte sizin gibi, bizim gibi sivil toplum kuruluşları fevkalade önemli. Şimdi yapıldıktan sonra adım adım gitmiştir. Ne oldu? 1958'den itibaren siyasi oldu. 46'da. Sivil toplum kuruluşu olarak girdi. Kamuoyunun vesaire olmadı. 58'de artık devletin politikası oldu. TMT kuruldu. Yavaş yavaş 60'da Cumhuriyet kuruldu. İşte Türklere bir takım haklar verildi. Ama Yunanlar ve Rumlar bunu kabul etmediler. 63'te bizi devletten attılar, Kıbrıs devletinden. 64'te ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti geçici Kıbrıs Türk yönetimini kurdu. Sonra genel komiteyi kurdu. Sonra konseyi kurdu ve 1974'te savaştan sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Bakın hep adım adım gidiyor, böyle birdenbire olmuyor bunlar. Ondan sonra 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Hepsinde Kıbrıs Türk Kültür Derneği fevkalade etkin olmuştur. Şu andaki Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar arkadaşımız bizim bir dönem önceki başkanımızdı. İstanbul Şube Başkanı. Genel başkan bile değil. Kıbrıs Türk'ü İstanbul Şube Başkanı'ydı. Ve ne oldu? İşte televizyoncuydu. Kendisi bir özel televizyonda genel müdür yardımcısıydı. Kamuoyu yapıla 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 devlet ilan edildi. Ha, devlet ilan edildi de uluslararası tanındı mı diye sorarsanız Kenan Başkanım, Selçuk Başkanım, adım adım dikkat edin tabii. Türk devletleri toplumda tam üye olarak temsil ediyor. ECO'da gözlemciye, ki bütün Kafkasya, Avrasya coğrafyası var. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kurucu devlet olarak teşkil ediyor. Adım adım yükseliyor. Şimdi ben bir başka sivil toplum örgütünün nasıl gene KKTC'yi temsil ettirdiğini de söyleyeceğim. Çarşamba sabahı Londra'dan geldim. Pazartesi salı Londra'daydık. Türk-İngiliz ticaret ve Avrupa kalite zirvesini yaptık. Ne oldu biliyor musunuz? Londra'da iki tane önemli banliyösündeki belediye başkanı Kıbrıs Türk. Onları da kattık. Orada Kıbrıs şey var. Hem de toplantıyı yaptığımız yer İngiltere Kraliçesi'nin özel yeri. Subay Ordu Evi. Yani Navy and Military Club. Orada sadece üst düzey bürokratlar ve askerlerin geldiği şeyde yaptık. İki tane Kıbrıslı Türk belediye başkanı Londra içinde. Onların yanında Lordlar Kamarası üyelerinin yanında onları oturttuk ve konuşturttuk ve ödül verdik. Hepsi de ellerini sıktı. Bir başka şey daha yaptık. Orada biraz özgeçmiş detaylı olduğu için Selçuk Başkanım söyleyemedi. Uluslararası Diplomatlar Birliği'nde başkan yardımcısıyım. Uluslararası Diplomatlar Birliği hem Birleşmiş Milletleri hem Avrupa Birliği'ni akredite tek sivil toplum örgütüdür. Birleşmiş Milletler'de de Avrupa Komisyonu'nda da 10'ar tane giriş kartımız var. Oralarda toplantıları direkt şeyle, özel kartımızla girebiliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmıyor Birleşmiş Milletler'de de. Dışişleri Bakanı da yeğenimdir, Tahsin Ertuğrul'u.
bizim kartımızla Birleşmiş Milletler toplantısını ve Avrupa Birliği Komisyonu'na soktuk. Yunanlılar ve Kıbrıs Rumlar ayağa kalktı. Hiçbir şey yapamadılar. Orada konuşma yaptırdık. Bütün dünyanın önünde KKTC'de tanıttık. Dolayısıyla sivil toplum, yani tamam, şikayet etmek güzel bir şey. Haksızlığa uğrayınca da tabii ki dile getirmek doğru bir şey. Ancak kendi vazifelerimizi de yapmak zorundayız. Sivil toplum eğer bunu kamuoyuna mal ederse, devletler ve hükümetler de, bakın nasıl İnönü hükümeti randevu bile vermemişti Kıbrıs Türk liderlerine, rahmetli Doktor Fazıl Kürçü'ye vesaire. Nasıl Menderes hükümeti bizim sorunumuz değil, bu İngiltere'nin iç sorunu demişti, ama şimdi nasıl Türkiye'nin dış bir numaralı sorunu haline geldi ve bir numaralı da çözümü, en başarılı çözümü haline geldi. Çerkez sorununda Allah kısmet ederse hem Türk iç kamuoyunda fevkalade daha iyi tanınacağını ve ondan sonra da uluslararası platformlarda çok daha iyi tanınacağını ve burada da Çerkezlerin, dediğim gibi, çok gerçekten iyi bir kavim olan Çerkez kavminin Türk bürokrasisinde, Türk devlet sisteminde çok üst düzeyde görev almaları, özellikle askeriyede ve akademiyada olmaları ve bunlara en büyük desteği onların vereceğini ve bu örgütlenmelerin, bakın, ikincisi yapılıyor. Şimdiye kadar bana kalırsa 22.'si yapılmalıydı bu Çerkezya bağımsız konferansının. İnşallah ama başlandı. Çok kısa zamanda da çok hızlı sonuçlar alınacağına inanıyorum. Yaşar Hoca'nın şeyleri çok önemli, tavsiyeleri. Ardan Zentürk Bey'in tavsiyeleri çok önemli. Yani film yapılması, uluslararası kamuoyunlarına tanıtılması ve Fahri Paşa'nın önemli. Bu konferanstan, Çalıştay'dan çıkan sonuçların da bir şekilde basılıp dağıtılırsa, bize de düşen bir şey olursa tatbikatında, icraatında, memnuniyetle bir Kıbrıs Türk'ü, bir tarafından da bir Çerkez kanı olan biri olarak da hepimiz bu sonuna kadar vazifemizi yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Uğur Hocam, çok teşekkür ederim. Çok güzel, spesifik bir konuşma yaptınız. Uğur Hocam, bağımsız Çerkezya sorununu Kıbrıs özelinde ele aldı. Kendisi Kıbrıs Türk'ü, aynı zamanda bir tarafıyla Çerkez. Kıbrıs özelindeki deneyimlerini, Kıbrıs yakın tarihini, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oluşmasını sağlayan dinamikleri ve hali hazırda devam eden mücadeleyi ele aldı. Çerkezlerin de bu konuda inisiyatif almaları gerektiğini, bağımsız Çerkezya ideali için uluslararası örgütlerle temas kurmaları gerektiğini, ancak devlet geleneğinin bu tarz temel sorunları günlük politikalar nedeniyle ilk anda algılamadığını, süreç içerisinde yaklaşımının değiştiğini, bu konuda sabır gösterilmesi gerektiğini, ancak inatla mücadele edilmesi gerektiğini de dile getirdi. Kendisi aynı zamanda Türkiye Çerkezlerinin devlet geleneğinde, bürokrasisinde, ordusunda ve askeriyesinde güçlü bir şekilde yer aldığını, bu konunun uluslararası kamuoyu gündemine getirildiğinde bu dinamiklerin de harekete geçebileceğini, dolayısıyla Türk devletiyle Türkiye Çerkezleri arasında iletişimin sorunsuz bir şekilde devam edebileceğini de belirtti. Yalnız üstadım, bizim buradaki taleplerimiz bir şikayet değil de bir durum tespiti. Çünkü ben Osmanlı'dan bu yana bunu ele aldım. Türkiye Çerkezleri bizim için de şu açıdan çok önemli. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde Mısır'la, Ürdün'le, İsrail'le, Suriye'yle, Avrupa'yla kuracağı ilişkilerde Çerkezler bir dinamik olarak hala var. TRT Çerkez'in açılması sadece Türkiye Çerkezleri için değil, Mısır Çerkezleri için de çok önemli. Ürdün Çerkezleri zaten resmi olarak talepte bulundular. Dolayısıyla hocamın bize sunduğu bu konuşma gerçekten Kıbrıs özelliğini anlamamızı, mücadelede esas olanın süreklilik ve devamlılık olduğunu da anlamamızı sağladı. Üstadım, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bu arada önümüzdeki çalışmalarda sanırım sizinle yine karşılaşacağız. Çünkü sizin de bir kez olduğunuzu öğrendik.
Evet, sağ olun. Bunu not ettik bu arada konsey olarak. Tamam, çok sağ olun. Evet, Sayın Rıfat Çubaro burada mı acaba? Kendi sırasında konuşmaya katılamamıştı.